أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بسن حزرة پیغمبر مزگ صلوات وسلام لرمز بسن وَمَا اجْتَمَعَ الْجَمَاعَةُ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اِلَى الْآخِرِ Allah'ımla bir beytide mumin Müslüman toplanıp Allah'ımla kitabını örgenseler, tilavat kılseler, ularını üstüge Allah'ın sakineti çömer, ularını ferişteler kurşat alır, ularının üstüge rahmetler yoğar. Muhteremezler, Allah'ımı beytige ibadetge geldik, ibadetler buldu, dualar buldu. Berçemizden Allah'ım ibadet dualarımızı icabet etkin. Bana indi Resulullah'ın hadislerini eşlemende götürürümüz. Allah'ım bunu acriden birgin, bunu sevabıdan birgin. İlaha Resulullah'ın hadisleri kalplerge kirip, imanlarımızga kuvvet olsun. Demek İmam el-Bukhari Hazretlerini El-Edeb el-Mufrat eserlerden 3. bab. Babu birrul eb. Otaga yakşılık kılıç hakkıda. Ehe braderler. Bu kitabının mündericesini uzu ilim. Bu kitabının mündericesini uzu ilim. Şu bir çetten gelediler, bir baştan gelediler, bir tertipten gelediler. Bugün 3. bab otaga yaxshilik qilish haqida. 5. raqam bilan belgilangan hadisda. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala: Qila ya Rasulallah man abur? Qala ummaka. Qala thumma man? قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك أبا هريرة رضي الله عنه رواية اتدلر الله راضي olsun إن كوب حديثنا شوكش رواية اتكلر الله راضي olsun بوكش ده Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarına bir adam gelip sualga tuttu. Ey Allah'ın Resulü kimge yaşılık kılay dedi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onenge yaşılık kıyın dediler. Sonra yine sual verdi Allah'ın Resulü kimge yaşılık kılay. Yine kimge yaşılık kılay. Onamga dediniz, yana kimge yaxshilik qilay? Hazreti Cenabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onamga yaxshilik qilgin dediler. Üçüncü mette sual oldu. Ey Allah'ın Resulü undan keyin kimge yaxshilik qilay? Bir mette soradım onamga yana onamga kimge yaxshilik qilay? Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onamga yaxshilik qilgin dediler. Endi to'rtinchi sual oldu. Ey Allah'ın Resulü kimge yakşılık kılay? Törtüncüsü de ebege dediler. Otenge yakşılık kıyın dediler. Oturamazlar. Bu hadisini ilgeriye mi işkenmiz? Hememize mi işkenmiz? Hazreti Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmetten onenge yakşılık kılgın. Onenge yakşılık kılgın. Onenge yakşılık kılgın. Törtüncüsü de, törtüncüsü de otenge yakşılık kılgın. Muhteremezler. Birinciden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ne aytayotgan gapleri barchasi haqiqatdir. İkinciden Resulullah'ını belgilab bergen tertipleri savab derecesi cihetten hem en uluğ dereceler hemmesi tertibi joyda. Demek Peygamberimizge savol bo'lyapti. Ey Allah'ın Resulü kimge yaxshilik qilay? Kimge yaxshilik qilay? Hazreti Peygamberimiz yol korsatı yaptılar. Onenge.
Keginçi, çünde o adam, çünme demez. Resulullah'ın geplerini eşitti o adam. Ey Allah'ın Resulü, eşittim. Kegin kimge? Yine onenge yakşılık kılgın. Ya Allah'ın Resulü, sonraçı, undan kegin kimge? Yine onenge yakşılık kılgın. Muhterem azizler, betteki gep şundan ibaret eken ki, Rabbimizge ibadet kılgenden kegin, Rabbimizi bir bilgenimizden kegin. Birinci navbette ona yeken, birinci navbette. Görmeyiz mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uçmette onenge yakşılık kigin, onenge yakşılık kigin, onenge yakşılık kigin. Törtüncüsü de otenge. Şunu için biraderler, neme kolumuzdan yakşılık gelse, onemizge kileylik eken. Neme kolumuzdan yakşılık gelse, onemizge kileylik eken. Yine kolumuzdan neme yakşılık gelse, onemizge kileylik eken. Devrimizde bu işler esten çıktı çekilik. Her halde adamlar gelip savolga tutyapti domlani. Aytadi. Domla, yaşım 36'ga kirdi. 3'te balam var. 3'te balam var. Ballarım hem yaş katta katta bo'lib qolyapti. Hatınım meni aldımge hatınım savol qo'yyapti. Ya onangizni tanlang ya meni tanlang. Kimni tanlay deb savol beryapti. Braderler, yaşı 36'ga kirgen bo'lsa, bu hadislerini işte yürgen bo'lsa, mu'minchilik, musulmançılık kılıp kolunu duaga açıyetken bo'lsa, 36'ga kirip, eğer şu savalıga cevap tapmagan bo'lsa, onu iman eden neme payda ona? Şu yaş geçe, 36 geçe. Neme değil mi açıp etteki gel? Muhterem azizler, ona bilen birer denersen kıyasla bu meseken. Ona bilen birer denersen takasla bu meseken. Mesela, ya meni tanlan, ya maşinni tanlan. O ne kadar ise böyle. Ya onu tanlan, ya bunu tanlan. Lekin ona bilen birer denersen takasla bu meydi. O mumunge cevabımız ki, brother, ona bilen hatınla eğer takasla yetken bu sen Allah ahvalini ıslah kısın. İstihbar ey. Hudayim kalbinge yaşlılığını sap koysun. Hidayetine başlasın. Kaçan anaga yaşlılık kılgenler. Kaçan anasını duasını algenler. Kaçan anasını rahmetine nezerge erişkenler. Elini içide tarih boyunca azizdir. Bitti hikaye bilen nutkumuzga yakın edemiz. Hozirgi Surxondaryoni Termiz degan joyda Al-Hakim At-Tirmidhiy dafn etilganlar. Bu kishi Sherobotdagi Abu Iso Tirmidhiy emas, Al-Hakim At-Tirmidhiy. Lekin u kishini ham davrlari bitta zamonda yashashgan bo'lar. Qizig'i Imom Al-Buxoriy 810, Abu Iso At-Tirmidhiy 824, bu kishi Al-Hakim At-Tirmidhiy 820-yilda tug'ilganlar. 932 yılda vafat bu günde. Etibar verin. 820, 932. 112 yıl umur görgenler. Ulemanın içinde en kop yaşayan adam bana şu adam. Aytmak için ulemanın hepini eşitin. El-Hakim At-Tirmidhiy hakkıdan. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem âhirul enbiyâ. وكان ابو عبد الله اخر الاولياء degan mana shu kitoblarda yozib mana shu gaplar Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning so'nggisi edilar Abu Abdulloh esa Al-Hakim At-Tirmidhiy esa avliyolarning eng so'nggisi degan va birodarlar Al-Hakim At-Tirmidhiy mush avliyolarning eng so'nggisi aytilmoqchiki bu adamga teng keladigan avliyo yo'q boshqa demoqchi. Nega bu odam bunaqa avliyo bo'lib qolgan? Shuni sababidan eshiting. Ma'lumingiz kim Al-Hakim At-Tirmidhiy hazratlari 5 yosh, 6 yosh vaqtlarini o'zigacha Termizni atrofidagi Balx o'lkasi hamma ulamoni ilmini olib bo'lgan ekanda. 6 yaşar bolaga tasavvur qiling,
hamma mintaqadagi ulamo qolmagan ekan, hammasini ilmini olib bo'lgan ekan deb. Endi nima qilamiz? 6 yashar bola hamma ilmini olib bo'lgan. Shunda kichkina do'stlari o'zlari bilan birga o'qib yuradigan do'stlar endi Iroqqa boramiz. Kufaga boramiz, Kufaga. O'sha paytda Harun ar-Rashid tomonidan Kufada akademiya ochilgan ekan. Butun ulamo o'sha yerga borib dars olar ekan. Aytdiki, o'shatga boramiz Kufaga. O'sha joyda ulamolar to'planadi. Ana ulardan ilm olamiz. Deb tursa onalari, al-Hakimat al-Madina onalari. Bolam, siz Kufaga ketib qolsangiz, menga kim qaraydi? Sizdan boshqa o'g'lim yo'q-ku dedilar. Al-Hakim at-Tirmiziy ma'lumingiz kim ota-onadan bitta o'g'il ekanlar. U kishining aka-ukalari yo'q ekan, bitta o'g'il. Shunda Al-Hakim at-Tirmiziy, "Iya, darvoqa, men o'qishga ketib qolsam, onamga kim qaraydi?" Bormadilar o'qishga, qoldilar. Onaning xizmatiga qoldi, 6 yashar bolakay, onaning xizmatiga qoldi. Bir yil o'tdi, 2 yil o'tdi. Kunlarni bir kuni xizmat qilib turib, ko'ngillari o'ksib, ko'zlariga yosh oldilar. Endi men shu alfozda o'tar ekanman-da, men katta madrasalarga borib ilm olish menga nasib qilmas ekanda deb o'ksib yig'lay boshladilar. Bir odam kelib, "Bolam, nega yig'layapsiz?" "Ey otaxon, shunaqa onamni deb o'qishga ham bormadim. Mana onamning xizmatida qoldim. Do'stim esa Kufaga ketgan. U ilm olyapti. Menga endi nasib bo'lmasa ekanda olim bo'lishdik." "Undoq demang," dedilar. "Xohlaysizmi? Men sizga ilm beraman." "Mayli," dedilar. Haligi odam kelib, bir kitobda 11 yil degan, bir kitobda 17 yil degan. Haligi odam kelib har kuni ilm berar ekanlar. Oxiri al-Hakim at-Tirmiziy, "Ustoz, shuncha yil ilm berdingiz-u, bir marta ham ismingizni aytmadingiz. Siz o'zi kimsiz? Otingiz nimadi?" Shuni haligi zot aytgan ekanlar. "Men Xizrman" degan ekanlar. Bu odam onani rozi qilib Xizrdan dars olgan ekan. Shuning uchun bu odamga hech kim yetalmas ekan. Bettaga mazmun shuki, onaga yaxshilik qilgan, onaga yaxshilik qilgan ulug' ekan. Bettaga mazmun shuki, birinchi qilinadigan yaxshilik onaga qilinar ekan. Bettaga ma'no shuki, onadan oritsa, undan keyin otaga qilinar ekan. Mana hadisni qisqacha mazmuni. Allohim, hadislar qalbga davo bo'lsin, ranjga shifo bo'lsin. Eshitgan mu'min musulmon barchamiz bunga boamal bo'lishni barchamizga Allohim nasib etsin. Muhtaram azizlar, bugun mana ertaga demak bolalar kuni bo'ladi 1-iyun. Shu munosabat bilan masjidimizni qavmlaridan birodarimiz shu mahalla atrofimizdagi bolalarga sovg'a salomlar ulashib, shuni qori domlalarim iltimos qilishib shu kishini haqlarga bir duo qilib bersangiz, yana masjidga xizmat qilayotgan birodarlarimiz haqlarga bir duo qilib bersangiz, yana bir birodarimizni ayollari kasal ekanlar, u kishini ham haqlarga duo qilishimizni, yana bir onaxon og'ir yotgan ekanlar, u kishini ham haqlarga duo qilishimizni iltimos qilishgan. Shunda bir hadis eshitib qalbimiz yumshab turgan bir holatda qo'llarimizni duolarga ochamiz. Amin. Allohim mushkullarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin, dardlarimizga davo bergin, ranjlarimizga shifo bergin. Rasulullohning hadislarini mahkam ushlab unga amal qilgan, onani, otani duosini olgan, ularni nazarini topgan, Allohning rizosini topgan odamlarni yo'liga bizni boshlagin. O'sha yo'llarni Alloh bizga ham nasib etgin. Mana shundoq ulug'larning haqidan, hurmatidan, yurtimizda yotgan ulug'lar azizlarning hurmatidan yurtimizni panohingda asragin, samoviyu arodiyu balolardan saqlagin. Xosatan bu bolakaylarga, bu bolalar kuni bilan muruvvat etgan birodarimizni umriga ham, rizqlarga ham, iymonlarga ham barakot bergin. Allohim og'ir betob bo'layotgan onaxonning dardlariga shifo bergin.
İlaha Allah'ım bu braderimizni, ayollarını, ehliyelerini, mezeleri, tabları yok iken o kişiniyem Allah'ım dedilerge şifa vergin. Allah'ım beytinge maddi, manevi hisse koşuyetken mu'munu, mu'munatlardan uzun rıza bugün. Ularının dünyası ve ahiretini abad etkin. Ötkenlerini rahmet kigin. Özlerini selamette sahlegin. Allah'ım yine çarşamba günler, yine hadisler, yine marifetlerge kop yıl kop zaman yetkezgin. Vatanımız tinç bosun, yurtumuz abad bosun. Ve sallallahumme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keramike bi rahmetike ya rahman. Selamun aleyküm ve rahmetullah.